benimle birlikte gitmemeli. Nasıl geçti sınav? İyi, fena değil de. Son soruyu yapamadım. Geç kalacağım diye korktum. Ay sen yine çakarsın kızım. Boş ver. Var canım. Köpkü de almışsın. Ha. Evet. Alper orada bizi bekliyor. Hey, ben yok mu? Oyuncudan gitti. Senin aşağıları arabaya aldık ama. Merak etme. Ha. Ne haber? İyi. Sen nasılsın Yakut? İyi. İyi, hadi çabuk olun. Geç kalacağız. Çabukların şu torbanın içinde. Ben nerede bineceğim? Arabada. Tişörtünü çıkar, elbiseni de askının üstüne geçir. Şu pantolonu da hemen çıkar, çatlamadan oldu bitti. Tamam. Hadi bakalım. Ağlıkları ucunda sür, tamam oldu bitti. Hadi gidiyoruz. Abi yine mi ya? Tamam ya, tamam. Panik yapmayın. Ben sizi yetiştireceğim, tamam mı? Yine etmek zorunda kalmayız umarım. Rezil oluyoruz abi millete. Yine mi aynı muhabbet? Ne olmuş? Hadi abi, olmadı mı daha? Tamam ya, şu çıkmış. Oldu. Heh, çok güzel oldu. Saçlarını da aç hemen. Hadi bu olmadı mı daha? Okula geldim, antrenman var. Öyle mi? Bir şey mi oldu? Yok, ben cuma günü geliyorum. Nihayet seni şu güzelmiş arabından tadacağız yani. Hayatta kaçırmam. Hadi görüşürüz. Şimdiklesin yahu. Hakikaten oha ha. Derin Benderli bizim okulda. Saçmalığa bak. Kimmiş? Derin Benderli yok mu? Yurt dışından yatay geçişle bizim okula geldi. Hiç duymadın mı? Yok. Kim ki o? Şu sosyetik züppelerden biri işte. Magazinlerdeki çapkınlık haberleri yetmiyormuş gibi gelmiş bir de bizim kızlara bakıyor. Allah Allah ya. Hala bakıyor ha. Belki de birine benzetiyorsun. Benzetmesin ya. Aa. Hadi. Kendini beğenmişsin tek ya. Gidelim. Leyla Hanım, siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ama ben sizi uzun yıllardır aklımda ve kalbimde taşıdım. Yıllar önce anneniz sayesinde umudumu kesmiş olduğum bir mucizeyi kucaklama şansı buldum. Bir günah gibi gizlemek istediğiniz sırrınız benim en kıymetli hazinem oldu. Thank you.
Leyla Hanım. Efendim İbrahim. Anneniz geldi. Geliyorum birazdan. Peki efendim. Annem nerede Macide? Havuz kenarında Ceyla Hanım. Suzan Hanım buyurun. Ha, o ne? Kimonota. Ceyla Hanım elleriyle yaptı. Aa, istemem çocuğum, daha yeni verdim kiloları. Ah. Kim gelmiş? Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım benim. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen de iyi görünüyorsun. Herhalde o kadar kilo verdim. Fotoşop alayım mı onu? Buyurun. Sağ ol. Hadi toplanın, hepinize hediyelerim var. Aman anne, ne gerek var böyle şeylere? Olur mu canım, öyle eli boş gelinir mi? E hadi. Fakat bu hazine bana sonsuz bir mutluluğun yanı sıra korkuyu da getirmişti. Onu bir başkasıyla paylaşma, hatta onu tamamıyla kaybetme korkusuyla tekrar tekrar taşınıp yer değiştirdik. Bir gün pişman olur da onu bizden geri almak istersiniz diye. Şimdi ise size kendi ellerimle bırakıyorum onu. Meğer korkularımızdan kaçamıyormuşuz. Eğer zaman zaman onu düşünüp burukluk yaşadıysanız da bilmenizi isterim ki rahmetli eşimle birlikte ona gözümüz gibi baktık. Onun mutlu bir çocukluk geçirdiğini öğrenmek sizi teselli eder mi bilmem ama eğer isterseniz bundan sonraki yıllarını nasıl geçireceğini kendi gözlerinizle görebileceksiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Takmayacak mısın? Dur. Of Alper, yine mi ya? Neyse ki geldik. Yakut hadi sen oyalanma, hemen koş, bak Müge bekliyor. Sen şahisin, koş. Koş, koş, koş. Telefonumu unutma. Ben getiririm. Tamam. Ben şunu getiririm hadi. Bu mektubu size ulaştıracak kişi sizin öz kızınızdır Ceyla Hanım. Herkes geldi kızım. Davetliler sabırsızlanıyor. Yakutlar gelmedi ama daha. Bir daha arasana Elvan. Şimdi aradım ya. Birazdan burada olurlar. Sakin ol. Sakin falan olamam. Şahidim o benim. Hadi kalk. Hadi hadi. Kalk. Kalk. Hadi. Ha, geldiler. Onu annesiz bırakmayacağınıza inanarak huzur içinde ölebilirim artık. Dilerim. Çok güzel olmuşsun. Çok beklettim mi? Annesi. Geliyorum. Mesut'a
teyze, Sinem ben. Sinem, sen misin yavrum? Benim. Sinem, ben. Mesut teyze, şimdi nikahtayız biz Yakut Şahit biliyorsunuz. Daha sonra arayalım mı size? Evet. Sinem, ben iyi değilim. Çok fenayım. Mesut teyze, korkutmayın beni. Bir şey mi oldu? Bir mektup yazdım. Üstünde bir adres var. Nasıl? Yakut'a söyle. Ona al. Üstündeki adrese götürsün. Kendi eliyle versin. Ne adresi pardon? Bunu vasiyetimiz. Ona söyle. Mektubu üstündeki adrese götürsün. Ne adresi Mesude teyze? Mutlaka eliyle versin. Alo, duyamıyorum. Hay Allah. Ne oldu ya? Bilmiyorum, bir şey söyledi ama kesildi, anlayamadım. Allah. Mutluluklar. Yakut'cum, Mesude teyze aradı. Öyle mi? Ne dedi? Peki gelmiyordu ses. Bir ara istersen. Kalbi mi tuttu acaba yine? Meşgul çalıyor. Tam olarak ne dedi? Bir adres mi verecekmiş? Öyle bir şey dedi galiba. Tam anlamadım. Galiba mı? Sinem. Hayatım, tam nikah kıyılıyordu o sırada. Çok gürültü vardı. Ama bir de iyi değilim dedi. Nasıl ya? Ne demek şimdi bu? Ya aklına kötü şeyler getirme hemen. Bir sakin ol. Yok yok, kesin bir şey oldu. Benim hemen gitmem lazım. Nasıl ya? Şimdi böyle apar topar mı? Evet, Müge'ye söylerseniz ne olur. Kusura bakmasın. Ya dur, ben seni götürürüm. Ay olmaz. Sinirban tekrar mekler, şimdi yolda kalırız. Sen bizi otogara kadar bırak, yeter. İyi, ben o zaman hemen bu şeyi temizleyeyim. Gerçekten gelecek misin? Tabii ki geleceğim. Seni yalnız bırakamam hiç. Bu elbisenin aynısından kendime aldım. Nasıl? Tam benlik değil mi? Güzelmiş. Güzelmiş de Maynur görünce kıskançlıktan hemen gidip aynısından almak isteyecek. Vallahi bütün eşime dostuma anlatıyorum seni, şu eltini. Nasıl gülüyorlar bir bilsen. Anne ne yapıyorsun sen? Allah korusun, kadının kulağına gidecek. Bilmiyor musun sanki Maynur'u? Kavga çıkarmak için bahane arıyor zaten kadın. Kıskanıyor canım. Hem seni hem beni kıskanmaktan çatlıyor kadın. Oğlu da ayrı bir sinir. Böyle sinsi bir şey. Iy. Bak şimdi. Bu aileye sanki sen sokmadın beni değil mi? Oturmuş şimdi hepsini tek tek çekiştiriyorsun. Soktum da fena mı ettim sanki? Şöyle bir etrafına baksana biraz. Gerçi erken yaşta yalnız kaldın ama hoş bu yalnızlığın bu kadar uzun sürmesi biraz da senin tercihin Ceyla. Kabul et bunu lütfen. İsteseydin şimdiye kadar 5 kere evlenirdin. Herkes peşinde. Anne böyle şeyler söyleme lütfen bana. O defteri çoktan kapattım ben. Ayrıca Cemil'in yerini hiç kimse dolduramaz. Çok erken gitti rahmetli, çok. Ne yapacaksın işte, kader. Mahinur Hanım'la Orhan Bey bir saate kadar burada olacaklarmış. Aradılar az önce, yoldalar. Güzel. İnşallah yorgun değilsindir sen. Ben mi? Hı. Yok canım, daha neler. Macide'cim, sofrayı ona göre hazırlarsınız değil mi? Tabii. Bu? Seyrede seyrede ezberledin. Sen de yap da görelim bakalım. Hı. Yaparım tabii, ne var? Cela Hanım akşam yemeğine takviye bir şey istemedi. Ama sen yine de Suzan Hanım'ın sevdiği şu çilekli tatlıdan yapıvermeyin usta. Çok memnun oldum. Tamam yaparım. Yaprak biraz sert galiba. Ben size bir tabak ve çatal getireyim Hakan Bey. Annemler ne zaman dönüyormuş?
Akşam 7 gibi herhalde. Ceyda'nın Bostan'da mı? Hayır, salonda annesiyle. Ha. Suzan teyze döndü yani Paris'ten. Evet, burada. Ya kızlar yanlış anlamayın da yani uzun yola gidiyorsunuz o yüzden soruyorum. Üzerinizde bir tek biraz para var mı? Var, sağ olun. Borç olarak ya. Tamam bu bize yeter canım, tamam. Sağ ol. Yakut ya üzme kendini. Bir şey yoktur eminim. Hadi arkadaşım. Hadi bay bay. Önümüzdeki ay bir mavi yolculuğa çıksam diyorum. Çık tabii, nasıl istersen. Ben seni tutmuyorum değil mi? İşin gücün varsa git sen. Suzan teyze hoş geldiniz. Ah merhaba Hakan'cığım, nasılsın? Öpeyim. Nasıl geçti Paris kampı? Güzellik enstitüsü müydü, estetik enstitüsü müydü, neydi? Kötü geçmiş gibi görünüyor mu ayol? Baksana bir bana. Bir ayda tam 7 kilo birden verdim. Siz her halinizde harika gözüküyorsunuz Suzan teyze. Teşekkür ederim canım. Fabrikada çalışıyormuşsun güzel güzel. Ceyla ablan anlattı. Öyle. İyi, çok güzel. Neyse, ben odama çıkıyorum. Ceyla'cığım söyleyiver de bir ara meyveli bir yoğurt getiriversinler bana. Olur. Ceyla Hanım, Arif Bey geldi, havuz başına aldım. Aa, ben de onu bekliyordum. Hatunları kaçıştı yine. Hoş geldin Arif baba. Hoş bulduk kızım. Kusura bakma, seni de yordum buraya kadar ama annem bugün geldi, fabrikaya doğru olmadı o yüzden. Rica ederim. Zaten yolumun üstü. Öğrenebildin mi neymiş mesele? Niye apar topar bırakmış kız işi? Ha, çok da hevesli bir kimya geldi. Numuneler de gitmedi o yüzden. Hiç sorma kızım. Biri akşam yemeğine davet etmiş de bizim çalışanlardan biri. O da rahatsız olmuş herhalde. Yok canım, daha neler artık. Hayır diyememiş mi o da? Aslında çalışanlardan biri derken bizim müdürlerden biri. Hakan. Onu bu kadar ihmal ettiğime inanamıyorum. Ne yapacaktın Yakut? Okulu mu bırakacaktın? Bilmiyorum. Ama İçimde kötü bir his var Sinem. Annem pek iyi değil, biliyorum. Saçmalama, nereden çıkardın ya? Kadın telefonu bozulmuştur. İnşallah öyledir. Onu da alıp İstanbul'a getirsem diyorum. Vallahi nereden çıkardın şimdi ya? Bir dur, ne İstanbul'u? Çok ihmal ettim onu, çok. Sizin evde yer var mı ki sanki? Ya bir çözüm buluncaya kadar bir çaresine bakarız. Annem benim odamda kalır, ben de Elvan'ın odasında kalırım. Öğrenci evinde rahat eder mi sanıyorsun? Ya kendi rahatına bakmaz ki o. Bir gün bile kendini düşünmedi. Varsa yoksa ben. Yok benim okulum, benim sınavlarım, benim geleceğim. Yok benim harçlığım, benim okul harcım. Sanki kendi hiç yok gibi. Ne yapsın? Annelikte öyle bir şey herhalde. Mesude teyze de dünyanın en mükemmel annesi olduğuna göre. Sen de biraz ne kadar şanslı olduğunu fark eder misin lütfen? Öyle değil mi, haksız mı? Olmazsa Orhan abiyle konuşmayı deneyeceğim. Çocuğun çalışmaya hiç hevesi yok. Hani ne yapmak istiyorsa söylesin, biz de onu bilelim ve ona göre bir yol çizelim önüne. Neyse, bir şekilde halledeceğim ben bu meseleyi. Sen benimle bir şey konuşmak istiyordun. Vallahi nasıl söylesem bilemiyorum ki. Hakan'la mı ilgili yine? Hayır, onunla ilgili değil. Merak ettim ben. Bak Ceyla kızım, benim neredeyse ömrümün büyük kısmı bu arazilerde, bu fabrikada geçti.
Geçenlerde bir baktım, torunun büyüğü vermiş. Beni anlıyorsun değil mi? Yaşım da ilerledi artık. Sen bana korktuğum şeyi söyleyeceksin Arif baba. Şöyle ayaklarımı uzatıp emekliliğin tadını çıkarmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Haksız mıyım? Ne diyeyim Arif baba ben sana? Haklısın. Haklısın tabii de ben ne yapacağım sensiz? Hakan'ın durumu ortada. Hiçbir şeyle ilgilendiği yok. Derine de şimdi çocuğa ben okulu bırakacaksın, geleceksin, benle fabrikada yardım edeceksin. Böyle bir şey diyemem ki. O kadar acımasız bir üvey anne olmadım ben henüz. Benim aklımda sana önermek istediğim biri var. Senin de aklın yatacak. Ay dur, dur ne olur bana hemen birini falan önermeye kalkma. Şimdi bırakıp gitmeyeceksin herhalde beni değil mi? Bana biraz zaman ver Arif baba. Ha? Babamı kaybettiğimizde ben 14 yaşındaydım. Annemle geçirdiğimiz o ilk geceyi hiç unutmam. Birbirimize sarılıp ağlaya ağlaya uyumuştuk. Anneme bir şey olursa mahvolurum ben. Ben en çok Aydan öldüğünde üzülmüştüm. Aydan. Kimdi o? Hiç kimse. O da benim gibi. Adı yetimhanede konmuş. Tek bir ziyaretçimiz bile yoktu bizim. Merak eden, arayan, soran hiç kimse. Tek bir ses, uzak bir akraba. Sinem nasıl diyen hiç kimse olmadı. Bir tek o öldüğünde üzülmüştüm. Yaz tatillerinde okul kapanınca herkes memleketine giderken sen o soğuk binada yetiştirilmeyi beklersin. Sonra bir gün elinde belgeleri tutuşturuverip hadi bakalım derler. Yetiştirdik seni. O soğuk binanın bile dışına atılıverirsin. Her şeye rağmen herkesten 3 sene fazla kalmana izin verdiler. Ayrıca da eğer yurtla ilişkin kesilirse beraber kalırız diye konuşmadık mı? Kira nasıl ödenecek? Hem sen anneni İstanbul'a almak istiyorsun. Ya daha ucuz bir eve çıkarız. Ayrıca biz zaten kirayı ödüyoruz. Sen böyle şeyleri düşünme. Seni asla yalnız bırakmam. Keşke biz gerçek kardeş olsaydık. Öyle değil miyiz zaten? Öyleyiz. Bunda abartılacak ne var? Açıkçası ben anlamıyorum Ceyla yenge. Beni sürekli eleştirecek bir bahane buluyorsun. Farkında mısın? Bahane mi? Hakan, kız işi bırakıp kaçtı. Farkında mısın? Taciz etmişim gibi konuşuyorsun. Sen farkında mısın? Ben sadece kızı akşam yemeğe çıkalım mı dedim. O kadar. İşi bırakması gerekmiyordu yani. Sen zaten hep önyargılısın bana karşı. Aynı şeyi Derin yapmış olsaydı eminim sesini çıkarmazdın. Eminim bak buna. Derin'le ne alakası var canım bu mevzunun? Hakan, bak, sana daha önce de teklif etmiştim. Madem çalışmayı sevmiyorsun, bırak, çalışma o zaman. İçinden ne geliyorsa, ilgini çeken şey her neyse onunla ilgilen. Ama yeter artık Hakan, hayatına bir yön ver. Ben zaten bayılıyorum değil mi her gün fabrikaya gidip gelmeye? Anne baba zoruyla çalışıyorum işte, Allah Allah ya! Of, of, of! Ay, içim kazındı ayol. Öğlen hafif mi yedik ne? Sen o yediklerini hafif mi diyorsun? Aa, aşk olsun. Ne varmış yediklerimde ayol? Ay, dur, dur, dur Hikmet, dur. Dur şuradan meyve alayım. Ne halim hanımefendi?
şeftali al. Bir de üzüm al. 3'er kilo. Tadımlık. Tamam efendim. Ya Mayın, ne matakapısı ya? Bizim tarlalarımız, bostanlarımız var. Sen kalkmış yol kenarından meyve alıyorsun. Aa, canım istedi ayol. Daha dünya kadar yolumuz var. Zaten bu Ceyla da tutturdu. Organik morganik diye. Eskiden ne güzel resim gibi meyvelerimiz vardı bizim. Böyle böyle kocaman. Şimdi hiciş bücüş küçücük. Neymiş, organikmiş. Ay senin organiğine. 3'er kilo, tadımlık. Evet, tadımlık. Nurten abla merhaba. Annemi gördün mü? Kızım. Camdan görmüş. Burada boylu boyunca yatıyormuş. Canım ya, sen niye zahmet ettin? Ne fark eder anne, ne olacak? Macide ile Fatoş nerede? Buraya gelmişken getireyim dedim işte. Sağ ol hayatım. Afiyet olsun. Hmm. İncir de koymuşlar içine. Çok lezzetli olmuş. Rahmetli anneannen geldi aklıma. Pek severdi. Evde incir reçeli eksik olmazdı. Sen de çok severdin, hatırlıyor musun? O da seviyor mu acaba? Kim? O işte anne. Biliyorsun. Sen
Her dakika onu düşünüp kendine acı çektirmekten zevk alıyorsun galiba. Cennette yaşıyorsun ama farkında bile değilsin. Eğer ben ısrar edip Cemil'le evlenmeseydin bu nimetlerden de vazgeçmiş olacaktın. Daha çocuktum anne. Başkasına aşıktım. Neyse, bırak şimdi bunları. Eskileri hiç açma. Onu da düşünme artık. Ne? Ne bakıyorsun öyle? Hiç anne. Yok bir şey. Sen hala beni anlayıp yaptığımı kabullenemedin değil mi? Hala kızgınsın bana. Boş ver anne. Dediğin gibi hiç açmayalım eskileri. Peki benim için kolay mıydı sanıyorsun? Kaç kere konuştuk bunları Ceyla. O senin kızınsa benim de torunumdu. Ama herkesin iyiliği için böyle davranmak zorundaydım. Onun için de en doğrusu buydu. Bir kerecik olsun yüzünü görebilsem. Her şeyimi verirdim. İyi olduğunu bir bilsen. Neden iyi olmayacakmış? Ayrıca onu bulmuş olsaydın bu güzelim dünyan paramparça olmuştu çoktan. Ne fark eder anne? Zaten böyle de paramparça değil mi? Geri verin derlerse. İçini ferah tut. Kadının anasının ödü kopuyordu olacak diye. Hem adınızı bile sormadı. Kalkışırlarsa. Ölür de geri vermez artık. 20 yıldır çocuk hasreti çekiyorlardı. Anlatmıştım ya, sen asıl kızına mukayyet ol. Bana bak, eğer duyulacak olursa ikimiz de hapse gireriz biliyorsun değil mi? Merak etmiyorsun hanım. Ebedi yansır olarak kalacak. Tamam. Hadi şimdi sen git. Sağ ol. Babasız çocuk yaşta bir anneyle büyüyeceğine, kendine hasret bir aileye sahip oldu. Böyle utanç içinde mi yaşamasını isterdin yoksa? Hiç değilse izini kaybetmemeliydin anne. Nerede olduğunu bilmeliydin. Yanılıyorsun Ceyla. Onu unutup böyle bir şey hiç olmamış gibi davranmak zorundaydık. Buna rağmen dayanamayıp kocanı anlattın. Çok büyük bir hataydı. Cemil bu konuda hiç yargılamadı beni. Hep anlayışlı oldu. Ama Derin'in bilmesini hiç istemedi nedense. Bulduğumuz takdirde söyleriz demişti. Hatırlamıyor musun? Daha Derin çocuktu o zamanlar. Her neyse, bilmemesi en doğrusuydu. Sakın ona da anlatmaya kalkışma, tamam mı? Onun hisseleri sayesinde bu şirketin kraliçesi oldun sen. Yoksa Mahinur seni fena harcar. Çok pişman olursun. Bak sakın Ceyla, sakın. Bu dünyada insanların ne yapacağı hiç belli olmaz. Asla bilinmemeli. Hadi bakalım. Kadehimi.
Suzan Hanım'ı saatine kaldırıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Sağ olsun o enstitü senin, bu detoks kampı benim gezip duruyor da özletiyor kendisini. Hoş geldin anne. Ayağına sağlık. Sağ ol canım. Evet. Madem hepimiz bir aradayız, uzun zamandır üzerinde çalıştığım yeni ürünü sizle paylaşmak istiyorum. Hadi ya, hazır yani. Senin niye haberin yok? Her gün fabrikadasın. Ay. Macide'cim, Nuri Usta'ya söyler misin getirsin? Tabii hemen. Aa, ne oluyor ayol böyle şifreli şifreli konuşmalar ha? Şifreli falan değil anne. Daha önce söylemiştim sana ama unuttun herhalde. Uzun zamandır meyve şarabı üzerinde çalışıyoruz ya. Evet. Şimdi onu deneyeceğiz. Ha. Tabii bu son hali değil. Daha üzerinde çalışmamız lazım ama ilk deneme sonucunu bir sizinle paylaşmak istedim. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Sen de taktın yani şu alkolsüz meyve şarabı olayını. Alkolsüz meyve şarabını kim alır ki Allah aşkına? Hakan doğru söylüyor ama. Duydun mu Ceyla? Sonucu hep birlikte göreceğiz Mahir Hocam. Siz hiç canınızı sıkmayın. Ceyla ne yapacağını gayet iyi bilir. Tabii tabii. Ben de ona zaten güveniyorum. Böylelikle inşaatlara zaman ayırabiliyorum. Hah geldim. Giysene kızım. Ölerinde böyle dolaşılır mı? Yakut'a bakmıştım ben. Merak ettim onu. Annesinin yanında. Tayyerna bikum. Le in lem tentehu lenerjumennekum. Ve liyemessennekum minna azabun elim. Kalu tairukum. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد وإليه ترجعون لأتخذ من دون آلهة إن يردني الرحمن بضر Yemedi. Sen mutfağa git kızım. Ben Yakut'u yollarım. Biz bir şey yediremedik. Belki sen ikna edersin. Kalktın ki. Seni merak ettim. Hadi bir şey daha ya. Bak bir sürü şey getirmiş komşular. Benim içim hiçbir şey almıyor. Ama sahi sen bana bakma. Saçmalama. Olmaz öyle şey. Sen de yemelisin. Ne koyayım sana? Şöyle hafif bir şeyler koyuyorum üzüme. Cemil.
Keşke yanımda olsaydın. Keşke beni bu kadar erken bırakmasaydın. Dünyada anlayan bir tek sen vardın Cemil. Hepimizin iyiliği için en doğrusu buydu Ceyla. Onu unut artık. Böyle bir şey hiç olmadı. Kimse bunu bilmeyecek. Hayır. Toparlamaya çalış kendini. Hem belki görüyordur bizi. Sen üzüldükçe o da üzülecek. Of. İyi misin? Başıma bir ağrı saplandı. Çantamda ağrı kesici var. Alayım istersen. Ben alırım, sen kalkma. Erkenciyiz ha. Öyle. Günaydın. 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 Nasıl? Güzel uyuyabildin mi? Deliksiz. Temiz hava iyi geliyor insana değil mi? Evet. Orhan abi, dün tattırdığım şaraplarla ilgili ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Yani sence bir şansımız var mı? Tabii tabii. Sen bildiğin yolda devam et. Bence gayet iyi gidiyorsun. Hem bizim bakan beye de söz ettim. O da sana tam destek veriyor. Güzel. Bak bunu duyduğuma çok sevindim. Çayınızı getirip servisinizi açayım mı Orhan Bey? Tabii kızım. Nerede? Kaymak nerede? Kaymak. Taze kaymak istemiştim. Evet, şey, balı da getir, balı da getir. Hadi, hadi. Kahvaltı yapacağım ya. Hemen getiriyorum. Kahvaltı etmeden aklım bir şey almıyor. Sen kahvaltı etmiyor musun yoksa? Ben yedim bir şeyler. Arif Baba ile bu sabah fabrikayı gezeceğiz. Ya onun da yaşlanacak niyeti yok ha. Maşallah. Sorma Orhan abi. Daha dün bu konuyu açtı bana. Ne? Bırakmayı mı düşünüyor yoksa? Öyle diyor da işte ben tutabildiğim kadar tutmaya çalışacağım. Tut, tut, tut. Yerine birini bulsun, ona göre. Bakacağız. Hadi kızım ya. Kahvaltı nerede? Ha. Thank you.
Eğer tahmin ettiğimiz miktarda bir taleple karşılaşırsak Macaristan'dan meşe fıçı sipariş vermemiz gerekecek. Evet, gerekli. Ama sakın acele edeyim deme. Önce satışların oturmasını bekle, tamam mı? Şöyle iyi bir tanıtım kampanyasıyla çıkarsak bence kısa sürede hedefi tuttururuz gibi evet. geliyor. Orhan abi de beğendiğine göre. Ayrılacağını Orhan abiye de söyledim. O da çok üzüldü. Aa, üzülmesin. Sen de üzülme Ceyla kızım. Sana önereceğim kişi beni aramayacak, emin olabilirsin. Hiç duymak istemiyorum bunları Arif baba, hiç. Dinle. Rahmetli Salih Bey'in yeğenini biliyorsun. Hani oğlu gibi büyüttü. Ha evet. Hiç görmedim ama duymuştum. İtalya'da yaşıyor diye biliyorum. Ne olmuş ki ona? İşte sana önereceğim kişi o. Engin Arıtma. Çatalca'ya dönmüş ve bir müddet de burada kalmaya niyetliymiş. Aa, niye ki? Aa, bilemem. Ayıp olmasın diye soramadım. İtalya'da koskoca şarap fabrikasını bırakıp buraya gelmiş çocuk. Herhalde çok sıkılmış orada. Kaçırmayalım derim. İstersen bir görüşme ayarlayayım. En azından tanışmış olursunuz. Aklına yatarsa olur. Olmasa da ne yapayım? Kısmet. Olur. Ne diyeyim? Çağırayım gelsin mi? Hayır. Ofis katında biraz işim var. Nasıl yapsak? Araziye çıkacak mısın bugün? Çıkacağım. O halde oraya çağırayım. Hem de bu arada neler yaptığımızı görmüş olur. Değil mi? Olur. Olur. Madem öyle. Benderli yok mu? Yurt dışından yatay geçişle bizim okula geldi. Hiç duymadın mı? Yok. Kim ki o? Şu sosyetik züppelerden biri işte. Efendim? Dua başlıyor. Yakut aşağıda yalnız kalmasın. Tamam, geliyorum. Bir günah gibi gizlemek istediğiniz sırrınız benim en kıymetli hazinem oldu. Onu tamamıyla kaybetme korkusuyla tekrar tekrar yer değiştirdik. Bir gün pişman olur da onu bizden geri almak istersiniz diye. Oysa şimdi onu size kendi ellerimle bırakıyorum. Bu mektubu size ulaştıracak kişi sizin öz kızınızdır Ceyla Hanım. Onu annesiz bırakmayacağınıza inanarak huzur içinde ölebilirim artık. İnanamıyorum. Ah.
katilmiş. İnanamıyorum. Bu da benim gibiymiş. Bu da yetimmiş. Afiyet olsun. Teşekkürler. Gerçekten çok lezzetli. İstemez misiniz? Çekinmeyin. Burasının özel bir arazi olduğunu farkında değilsiniz galiba. Aslında... Peki, itiraf ediyorum. Başından beri farkındayım. Ya. Ama şuradan geçerken burayı gördüm ve dayanamadım işte. Çocukluktan kalma bir alışkanlık. Bu durumda beni görünce koşmaya başlamanız gerekmez miydi? Evet doğru. Ama benim çocukluğumda bekçiler sizin kadar alımlı değildi. Ama bekçi bekçidir. Öyle değil mi? Ben şimdi işime dönüyorum. Size derhal buradan uzaklaşıyorsunuz. Selam, selam. Nasılsın bakayım evladım ha? Nasılsın? Arif amcacığım iyiyim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Oo, bakıyorum tanışmışsınız. Evet evet tanıştık. Ama sanırım işe başlamadan işten kovuldum bile. Yok canım. Ben siz beraber gelirsiniz diye düşündüğüm için haliyle sizi yabancı sandım. Burada yabancılar pek sevilmiyor galiba. Efendim? Şaka şaka. Pardon. Arif amca. Biraz önce kendimi burada tarladan mısır çalarken yakalanmış çocuk gibi hissettim biliyor musun? Kusura bakmayın niyetim hiç o değildi. Ama siz de beni kandırdınız. Olsun yine de eğlenceliydi. Hay Allah bunların hepsi benim yüzümden desenize. İşim uzayınca Engin'i önden gönderdim. Araziye bir göz atsın diye. Peki bu durumda araziyle ilgili bir fikir sahibi olabildiniz mi? Evet oldum. Ürünler gayet başarılı. Ama topraktaki kireç oranı biraz daha düşürülürse sanırım daha iyi olur. Bunu ne zaman ölçtünüz? Siz geldiğinizde o işle meşguldüm. Gitti mi herkes? Biz kaldık. Daha iyisin değil mi? Sanki bir anda uyanacağım. Her şeyin bir kabus olduğunu anlayacağım. Mesela biz hala otobüsteymişiz. Eve geleceğiz. Annem o her zamanki gülümsemesiyle açacak bize kapıyı. Belki de gerçekten öyledir. Hiçbir şey olmamıştır annene. İkimiz de bir rüyadayızdır. Bundan sonra ne yapacaksın? Bilmiyorum. Master'ın bitmese de bir işe girebilirsin aslında. Bu evi de satarsın. Bir sıkıntın olmaz. Zaten babandan kalan yetim maaşın da var. Sina, şu anda bunları hesaplamanın sırası mı? Ne bileyim.
Seni böyle çaresiz ve üzgün görmek biraz tuhafıma gitti doğrusu. İzin ver de biraz üzüleyim. Anlamaya çalış lütfen. Üzül tabii. Dilediğin kadar üzülebilirsin. Ne de olsa ben anne kaybetmenin ne demek olduğunu bilmiyorum. Seni anlayamam. Çünkü hiç kimse benim saçlarımı şefkatle okşamadı. O ana kokusu denen şeyin ne demek olduğunu hiç yaşamadım ben. Hiç kimse beni öperek şımartmadı mesela. Sinem, ben öyle bir şey söylemedim. Ayrıca yurttan atılmamam meselesi. Sap gibi kaldım ortada. Anladın mı? Sap gibi. Benim hiçbir şeyim yok. Duygularım bile yok. Bir kere de ne kadar şanslı olduğunu anlasana artık ya. Kusura bakma ne olur, sinirlerim bozuldu. Sorun değil. Yakut. Aslında benim sana itiraf etmem gereken bir şey var. Söylemesi pek kolay değil tabii de. Benden uzaklaşmanın neden olabilir. O kadar kötü ne olabilir ki? Ben senin ve annenin kurduğunuz o küçük sevgi dolu dünyayı hep kıskandım aslında, biliyor musun? Bunu sana hiç söyleyemedim tabii de. Ama şimdi artık Mesude teyze yok. Sanki hiç olmamış gibi. Oğlum dert ettin kendine. Ben böyle bir şey için kızabilir miyim? Bana bak. Belki de en çok şimdi anlıyorum seni. İnsan böyle bir yalnızlıkla baş edebilmek için gerçekten çok güçlü olmalı. Ama ben öyle değilim. İçimde kocaman bir boşluk var. Sinem. Korkuyorum. Sürprizlerle dolu. İnsanın hayatı birden değişebilir. Ama piyangonun kime çıkacağı hiç belli olmaz. Kime çıkarsa çıksın biz hiç ayrılmayalım, tamam mı? Tamam.
Ceyla Bender'le çiftlik yaşantısını seviyorum. Ceyla Bender'le çiftlik yaşantısını çok sevdiğini, İstanbul'un karmaşasının onu yorduğunu söyledi. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aradığımızı buldum Ceyla kızım. Derin reçellerini piyasaya sürdüğümüz ilk yılın satış raporları. Güzel. Bunu bulduğumuz çok iyi oldu. Ceyla Hanım. Canım. Engin Bey geldi. Aa, hemen içeri al olur mu? Sence teklifimizi kabul edecek mi Arif Baba? Eder eder. Dedim ya ayrılmak istemiyor Çatalca'dan. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Engin. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Dün Arif Baba ile fabrikayı gezmişsiniz sanırım. Evet evet. Gördüğüm kadarıyla bütün formalitiler yerine getirilmiş. Bu şartlarımızı kabul ettiğiniz anlamına mı geliyor? Vallahi benim için uygundur. Çok kolay oldu. Biz bir daha mı düşünsek acaba? ben bir müddet Engin'e rehberle geleceğim. Şimdi fabrikaya geçelim biz. En yakın zamanda buraya tekrar bekliyorum, değil mi? İlk fırsatta geleceğim. Hayırlı olsun. Hiç halim yok. Hayır, olmaz. Kaç gündür hep evdesin. Biraz insan yüzü görmen lazım. Hem herkes seni sorup duruyor. İyi, tamam. Yakut. Aa, Alper gel. Başın sağ olsun. Duyunca çok üzüldüm. Ama eve gelip rahatsız etmek de istemedim. Daha iyisin değil mi? İyiyim, sağ ol. Merhabalar. Merhaba. Hasta mıydı? Son zamanlarda biraz rahatsızdı ama... Ya da biraz ani oldu ama değil mi? Öyle oldu. Yakut'cum ne alayım sana, ne içersin? Çay olur. Elvan sen? Bana da çay Alper'cim. Döndüğünüzden beri hiç okulda görmedim ben onu. Herkesten kaçar gibi bir hali var. O da çok severdi tabii Mesut'a teyzeyi. Aa dur, ben bir arayayım bakalım. Belki senin burada olduğunu duyunca gelir. İş adamı Cemil Bender'le bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Oğlu ve karısı yastı. Meşgulü aldı yine. İş arayacaktı. Belki görüşmede falandır. Açar birazdan. Ceyla Bender'le üvey olduğuna spor bir araba hediye etti. Şu dünyanın adaletine mi? Derin. Derin. Nereye kilitlenip kaldın oğlum? Allah Allah. Geldim bile görmedim. Şişt, bak. Tekne fuarından geliyorum. Acayip tekneler yapmışlar. Görmen lazım. Kafayı yersin. Derin. Oğlum nereye bakıp duruyorsun sen ya? Hiç. Şu kızı bir yerden tanıyacağım ama bir türlü çıkaramadım.
Daha önce de görmüştüm sanki ama. Aa, bizim Alper'in masası. Hadi kalk gidelim. Yok, öyle bir şey değil. Yanlış anladın. Ne haber Alper? İyi. Sen? İyi ya. Ne o? Hiç gözükmüyorsun ortalıklarda. Maçlara da gelmiyorsun artık. Ya sorma, biraz öyle oldu. Derslere falan gömüldük işte. Sınavlar var ya. Sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? İyi be abi, ne olsun işte. Sürünmece. Otursana. Oturalım da, arkadaşım da var. Derin. Merhaba. Şey, bu arada tanıştırayım. Arkadaşım Derin. Alper de zaten senin arkadaşım. Memnun oldum. Ben de Elvan. Yakut, Başak ve Emre. Merhaba. Bizim dersimiz başlıyor. Kalkmamız lazım. Sonra görüşürüz Yakut'cum. Lütfen daha fazla canını sıkma. Tamam, teşekkür ederim. Hadi hoşça kalın. Şey, kötü bir şey mi oldu? Bu konudan sonra bahsetsek. Siz hangi bölümdesiniz? İşletme. Aa, o yüzden biz tanışmadık sizinle. Elvan, ben kalkıyorum, duramayacağım daha. Nereye? Eve. Ben de geleyim seninle. Yok, hiç gerek yok. Biraz yalnız kalayım. Biraz da yürüyüş yapayım, oradan gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sinem dur kız. Ne var? Müdür hanım dedi ki gelsin benim yanıma senin için. Ne oldu ki? Nereden bileyim kızım? Dedi işte öyle. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle kızımızım ya? Ne olmuş? Hanımefendi mi diyeceğim? Ay, terbiyesiz. Beleşten bulmuşsunuz aşı döşe, şımarıyorsunuz. Yazık bu devletin parasına, yazık. Tüh. Gel. Gel bakalım Sinem Hanım. Otur. Bak kızım. Sen pek umursamıyorsun ama aslında durum çok ciddi. Biliyorsun 18 yaşını geçeli çok oldu. Ve sen il müdürlüğünün onayıyla burada kalıyordun. Ama birinci sınıftan pek çok dersin kaldı. Hala veremedin onların çoğunu. Ve müfettişler senin bu yüzden burada kalma iznini iptal ettiler. Bekliyordum zaten. Biliyorsun seni çok kez uyardık bu konuda ama sen sana verilen bu fırsatı pek değerlendiremedin Sinem. Müdür hanım. Benim kalacak başka hiçbir yerim yok. Param da yok. Eğer istersen sana devlet kurumunda bir iş sağlar ve himaye ederiz. Harçlığını çıkarırsın. Öyle mi? Nerede? Nasıl bir iş? Yerlerimi paspaslayacağım. Üç kuruşa kölelik mi yapacağım? İstersen sen bu gece güzelce bir uyu, yarın birlikte bakarız ha? Gidebilir miyim şimdi? Gidebilirsin. Thank you.
tövbe tövbe. Hala çalışıyor musun? Ne yapayım, açığı kapatmam lazım. Sütünü içeceksin ama. Kendine bakman lazım. Tamam, içeceğim. Bir şey ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Ben yatıyorum. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Şey değil mi? Kafayı yiyeceğim. Resmen kafayı yiyeceğim ya. Ya ne oldu? Gelsene. İstemiyorum. O Elvan'ın da her muhabbete zaten burnunu sokmasına gıcık oluyorum. Sonunda attılar beni sokağa. Kesinleşti mi? Sanki ben onların şartlarına bayılıyorum da. Bir de beni kovuyorlar ya. Neymiş efendim? Beni işe yerleştireceklermiş. Acaba nasıl geçineceğimi de söyleyebilecekler mi? Öldürmeyip süründürüyorlar resmen. Hiçbir şeyim kalmadı benim. Her şey bitti. Yarınım yok. Geleceğim yok. Zaten doğduğum anda ben kaybetmişim geleceğimi ya. O Allah'ın cezası kadın keşke beni doğurmasaydı. Onun Allah belasını versin. Söyleme öyle. Kim bilir ne yaşadı da bıraktı seni. Kim bilir şimdi ne haldedir, düşündün mü? Ne haldedir biliyor musun? Geçmişini çoktan unutup yaşamın nimetlerini tadıyordur. Sana bir şey söyleyeyim mi Yakut? Sen de kimsenin umurunda değilsin ha. Senin de benden bir farkın yok yani. Saçma sapan konuşmaya başladığının farkında mısın? Annemin evinde hayat her zaman sürprizlerle doludur diye beni avutan kimdi? Hani güçlü olanımız sendin? Kendini acındırmayı bırak artık. Ayrıca acıma da biraz saygı göster. Sen acını yaşa. Ben hiç acındırmayayım sana kendimi. Ben seni çok iyi anladım. Benim ne kadar güçlü olduğumu görmek istiyorsun demek. Tamam. Göstereceğim sana. Bir gün anlayacaksın. Herkes anlayacak. Ya nereye? Sinem. Ne oldu? Sinem'in sesini duydum, bana böyle geldi. Çatalca otobüsü kaçta var? Hemen şimdi. Bir bilet alabilir miyim? Kaç para? 20 lira. Nereden kalkıyor otobüs? Hemen arka peronda. Tamam.
Evet Engin'ciğim. Çiftliği gezdin gördün. Rahmetli Cemil Bey taşı toprağı altına çevirdi. Onun iş mantığı okullarda ders olarak okutulmalı. Çok değerli fikirleri vardı, çok. Tabii tabii, bilmez miyim? Çocukken en az amcam olduğu kadar ona da büyük hayranlık duyardım ben. Ben bahçıvana bakıp geliyorum. Ben bildiğim her şeyi rahmetli eşimden öğrendim. Ne güzel. Bütün bu araziyle özel bir bağ kurmuş gibisiniz. Aynen öyle dediğiniz gibi. İnanın burada vakit geçirmeyi şehrin gürültüsüne tercih ediyorum. Oğlum da aynı benim gibi düşünüyor. Sırf buraya yakın olmak için yurt dışındaki okulunu bırakıp İstanbul'a yatay geçiş yaptı. İşte bakın bu sürpriz oldu. Anlamadım. Ne bileyim, üniversite çağında bir oğlunuz olacağını hiç tahmin etmezdim doğrusu. Neden? Çok erken bir evlilik yapmış olamaz mıyım? Olmuş demek ki. Doğru. Ama derim benim üvey oğlumdur. Aa, doğru ya. Cemil abinin oğlu. Evet. İşte bakın, şimdi de siz beni kandırdınız. Merhaba. Ne haber Alper? İyi sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Ya bir şey soracağım. Sinem'den hiç haber aldınız mı? Sesi soluğu çıkmıyor kızın. Dün gece uğradı bana. Ama bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Olur mu? İyi tamam. Asmalar mevkiine nasıl giderim? Bak bu yolu takip edersen bulursun. Peki Benderli'nin çiftliğine de bu yoldan mı gidiliyor? Başka yol yok ki zaten. Tamam, teşekkürler. Ceyla kızım, Orhan Bey şantiyeden ne zaman döner? Hazır gelmişken onu da görseydin bari. Çok gecikeceğini sanmıyorum Arif Baba. Ne kadar güzel bir sessizlik. Sanırım dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir şey yok. Siz nerede kalıyorsunuz Engin Bey? Yani sormamda bir sakınca yoksa tabii ki. Çiftliğiniz el değiştireli epey bir zaman oldu diye biliyorum çünkü. Evet. Şimdilik belirli bir yer yok. Bir apart oteldeyim şu anda. Zor olmuyor mu? Arif Baba İtalya'daki şartlarınızdan biraz bahsetmişti bana. Büyük bir şarap firmasındaydınız galiba değil mi? Evet. Oranın yıllandırma bölümü sorumlusuydum. Şimdi de bir apart otelde kalmayı tercih ediyorsunuz. İlginç. Konforla hiçbir zaman alakam olmadı. Ama bu yüzden de pek de misafirim gelmez. Çok da şikayetçi görünmüyorsunuz bu durumda. Değilim. Umarım burası size yine huzur verir. Umarım. Thank you.
Hala ortada yok bu kız. Ya o bu aralar biraz tuhaflaştı zaten. Acaba bir erkek meselesi falan mı var? Aman canım, sen de hemen nereden çıkarıyorsun? Ne bileyim ya. Hadi derse geç kalıyoruz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Pardon. İstanbul otobüsleri nereden geçiyordu? Şuradan ana yola çıkacaksın. Birazdan gelir. Kaçırırsan bir saat beklersin. Tamam, sağ ol. Herkese iyi akşamlar. Aa, sen ne zaman geldin? Az önce geldim. Oh, çok yoruldum, çok. Orhan abi yok mu? Babam çok meşgul bir aralar. Ben bile görmüyorum doğru düzgün. Ah tabii. Çok çalışıyorsun ya yavrum ondan. Hep fabrikadasın ne de olsa. Anne bir laf çarpma ya. İşim vardı sabahtan beri. Ceyla Hanım. Size de servis açayım mı? Yok Batuşcuğum, sağ ol. Yemeyeceğim ben. Tamam. Kaça anlaştınız Ceyla? Anlamadım. Arif babanın yerine bakacak mühendisi diyorum. O mühendis Salih Arıtman'ın yeğeni. Ben daha önce söylememiş miydim size? Yok. Nedense hiç söylemiyorsun böyle şeyleri. Hem niye dönmüş ki? Bilmiyorum Maynur. Ama uzun süre kalmaya niyeti varmış. Onların araziler hep satıldıydı ama... Allah Allah. Ben bir duş alayım. Sonra görüşürüz. Başak. Yaptıkları gördün mü? Kızım sen neredesin ya? İki gündür seni arayıp duruyorlar. Bir görünsen iyi olur. Aa, tamam, bulurum onu. Derin. Ha. Nereye abi? Ben biraz çalışacağım abi. İyi, ben kantine geçiyorum. Eyvallah. Gelecek misin? Yok. Çiftliğe gideceğim. Çatalca'ya. Biraz takılsaydık. Amcamlar falan gelmiş. Ayıp olmasın. 4 gibi çıkacağım. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben de herkesin merak ettiğini söyledim. Peki nereye kayboldu bu kız? Ben bulurum onları dedi. Sonra yürüdü gitti. Buralardadır herhalde. Peki tamam, sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hiçbir yerde yok. Alper'e de sordum, o da bilmiyor. Bize görünmeden okula gelip gittiğine inanamıyorum. İnadına mı yapıyor ne? Hayır yani 50 kere aradık. İnsan telefonunu duymaz mı? Hadi kalk beklemeyelim. Sahile inelim, havamızı değilsin biraz.
Ay yok, zaten kızgın bana. Okulda bir yerdeyse iyice küser şimdi. Ama şekerim, aradık açmıyor değil mi? Duş dedi telefonunu, hadi kalk. Ne yapayım? Gençüse, severler güzeli. Gençüse. Allah Allah. Nereden öğreniyorsunuz bu avam ağızları bilmem ki. Tavla avam değil. Gayet köklü bir kültürdür Mahinurcuğum. Tabii tabii. Kahvehane kültürü. Yani bırak da rahat rahat oynasın insanlar. Avam avam ne fark eder? Bitirmedin mi o mesajlaşmalarını? Fabrikaya da gitmedin bütün gün. Derin gelecek, işimiz var. Hakan'cığım, koşmar soluyorum vallahi. Eyvah, eyvah, eyvah. O nerede kaldı? Geldim kuzen, geldim. 5 dakika sonra oradayım. Fabrikadan çıktın mı sen? Ya şimdi bırak fabrikayı mabrikayı da, ben yeni oyun aldım. Daha elimi sürmedim, seni bekliyorum. Hadi, hadi. Sen onu çoktan ezberlemişsin. Girmez mahvedeceğiz.